Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Çağçağ Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ülkemizde paramedik ve sağlık sistemi. Bugün iki değerli konuğum var. Sayın Veli Dilsiz ve Sayın Melih Yakar. Kendileriyle birlikte paramediği konuşacağız. Yaptığı çalışmaları konuşacağız. Tabii ki öncelikle iki değerli arkadaşımı tanıyacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, bugün uzun uzun böyle paramedikler ne yapıyor ülkemizde, nerelerde çalışıyor, bu paramediklerin yaptığı iş nedir, dertleri var mı, sıkıntıları var mı, bize ne anlatmaya çalışıyorlar, bunları konuşalım. Tabii ki sizin daha öncesinde de sosyal medyada yaptığınız çok çok büyük çalışmalar var, çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz hem meslektaşlarınız adına hem sağlık çalışanları adına. Ama öncesinde şöyle başlayalım, bir kendinizi tanıtarak başlayın arkadaşlar, ondan sonra sorularla ilerleyelim. Ben başlayayım o zaman. Tabii ki, lütfen Adım Veli. Veli, soyadım Dilsiz. Kırklareli 112'de paramedik olarak görev yapıyorum. Yaklaşık bir seneyi geçtim artık hani meslekte yani atanma anlamında bir seneye geçtim. Onun dışında 6-7 senedir de sağlık sektöründe aktif bir şekilde çalışmaktayım. Bir de Melih hocamı tanıyalım isterseniz. Bir de o tanısın. Tabii. Merhabalar, ben Melih Yakar. 25 yaşındayım. Aile Bakanlığı'nda büro personeli olarak görev yapıyorum. Aslında paramedik mezunuyum. Kendi branşımdan yeterince atama olmadığı için başka bakanlıkların böyle mesleklerine başvurup orada görev alıyorum. 4 aydır bu görevi üstleniyorum. 2 yıldan fazla süredir de platformlarımızı aktif olarak çalıştırıp meslektaşlarımızın ve bizim haklarımızı aramaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, paramedikle alakalı sorulara geçeceğim ama yayının başında da şuradan başlayalım. Veli ya da Melih. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada insanlar, aslında siz çok büyük iki tane platformu yöneten kişisiniz sosyal medyada. Belki sizi ilk defa yüz olarak ilk defa görecekler. Yani yüz binlerce insanların takip ettiği platformları yönetiyorsunuz. Şimdi bu platformlar nedir? Nasıl kuruldu? Siz ne yapıyorsunuz? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Bahsederiz. Yaklaşık 5-6 sene önce Paramedik Birliği tam olarak Paramedik Birliği adı altında değilken biz bir avuç arkadaşımızla bir platform kurduk. Bu platformun amacı bu ülkede ne kadar çok paramedik istihdamı yapılabilir? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Biz bununla ilgili oturduk. 5-6 kafadar, 5-6 arkadaş bununla ilgili bir platform kurmaya karar verdik. Sonrasında bu platformumuz büyüdü. Büyüdükçe insanlar kazandık. Çalışmalarımız çoğaldı. Ardından Sağlıkçı Birliği adında diğer bölüm mezunu olan arkadaşlarla bir araya gelip dedik ki artık Türkiye'de daha büyük bir oluşum içerisine girelim. Yani tüm bölümleri bir araya getirelim. Nasıl yapalım? Oturduk, çalıştık, konuştuk. Ardından bizim 10 kafadar olduğu 100 kişi oldu, 10 bin kişi oldu, 100 bin derken şu anda 200 bin kişiye, yaklaşık 200 bin kişiye ve daha üstü de var tabii ki. Yani aktif olarak 200 bin kişiye biz hitap ediyoruz. Yani bu yıllarca uğraşıp sağlık profesyonellerinin ne gibi sorunları var, atama istihdam sıkıntıları neler, bunlarla ilgili yaptığımız bakanlık görüşmeleri, meclis çalışmaları, sayın milletvekillerimizle yaptığımız görüşmeler. Onun dışında birçok çalışmaya biz öncülük ettik. Böyle söyleyeyim. Çok Instagram teşekkür. üzerinden ve Telegram üzerinden bazı oluşumlarımız var. Genelde Instagram kitlesi daha geniş oluyor. Yakalamak daha kolay oluyor. Mesela Instagram üzerinden Sağlıkçı Birliği, Paramedik Birliği oluşumlarımız var. Ayrıca da meslektaşlarımızı sadece atanarak değil de hani atandıktan sonra da peşlerini bırakmayıp hani çeşitli sorunlarında hani Türkiye içerisinde mobbing olur, başka türlü bir şiddet olayları olur ki zaten ambulans çalışanlarının birçoğunun şiddet gördüğü aşikardır. Burada da geri kalan takibi sağlıyoruz ve hani olur ya bir şiddet vakasında sosyal medya üzerinden tepki göstermek güzel oluyor. Haricinde Üniversite Birliği adında da platformumuz var. Alıma çıkan üniversitelerin paylaşımları yapılıyor. Memur Birliği'nde de yine böyle diğer bakanlıkların genel alımları mesela
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı böyle genel geçer. Hani normal kendi mesleklerine atanamayıp hani yine de memur olmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Gerek evrak kısmında gerek başka türlü yardımlarımız dokunuyor illaki. Çok teşekkür ederim. Aslında şöyle de güzel bir şey var benim gördüğüm. İki genç arkadaşımın, iki genç sağlıkçının yani herhangi bir ideolojik veya herhangi bir başka çıkar amaçlı olarak değil de sadece gönüllü olarak milyonları hani gençlerin halinden gençler anlar diye özellikle sendikaların boş bıraktığı veyahut diğer dernek ve vakıfların boş bıraktığı noktalarda böyle gönüllülükle iyi tespit edip doldurmanız da gerçekten çok çok kıymetli. Ve sosyal medya hesaplarınızda da zaten bu kıymeti de takipçilerle veya işte getirdiğiniz seslerle duyabiliyoruz. Ben şunu merak ettim. Böyle arada böyle magazinsel bir soru olsun. Sizin amacınız sadece Instagram'da böyle takipçi yapmak veya sosyal medyada takipçi yapmak değil anladığım kadarıyla. Çünkü hesaplar kapalı. Sadece ilgilisi takip etsin. Hani şu bir şovenizm bir durum yok aslında. Gerçekten bir gönüllülük durumu var gibi geliyor bana. Evet, yani bizim aslında sağlıkçı olmayanla pek bir işimiz yok. Yani bizim önceliğimiz atama bekleyen, atandıktan sonra yaşanılan sorunları hep beraber gündem haline getirip çözmeye çalışan bir topluluğuz biz. Yani bir grubuz. Tabii bu grup artık bir grup olmaktan, bir platform olmaktan da öteye geçen bir Çok oluşum güzel. olmaya başladı. Yani artık nasip olursa güzel bir dernekleşme İnşallah. kararı aldık. Çok güzel. Sağlıkçı Birliği Derneği adı altında bir dernek Sağlık kurma Kültür şeyimiz var. Evet, başkanımız Ahmet Esmer olacak. Onun dışında yani burada sayamadığım bir sürü yönetici, kurucu arkadaşlarımızla beraber böyle bir yola çıkacağız. Bizim söylediğiniz gibi herhangi bir takipçi veyahut da herhangi bir prim kasma amacımız hiçbir zaman olmadı. Biz 10 kişiyken de bunu gönüllü olarak yaptık. 100 kişiyken de, 10 bin kişiyken de biz bunu hep gönüllü olarak yapıyoruz. Ve yaptığımız gruplarda yaptığımız çalışmalardan en güzeli, en güzellerinden bir tanesi de atama dönemlerinde insanlara yapmış olduğumuz tercih listeleri ve tercih yardımlarıdır. Yani nasıl? Biz insanları gruplara topluyoruz. Belli bir sayıya bölüyoruz. Puan puan ayırıyoruz. Bunlarla her biriyle tek tek uğraşıyoruz. Yanlış yani yanlış bilgilendirmeler de yapılıyor başkaları tarafından. Bunları biz sebebiyet verenlere biraz kızgınlığımız olsa da insanlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ardından söylediğim gibi artık biraz daha resmileşmeye, kurumsallaşmaya doğru yol alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ya şu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani daha mesleğin ilk yıllarındaki arkadaşların hadi bakalım biz gezelim tozalım veya işte sadece amacımız şu kadar para kazanalım, bu kadar para alalım olmak değil de gerçekten böyle bir üretim merkezi olarak çalışmanız çok çok kıymetli. Bir defa Türkiye'deki sağlık sistemi için çok kıymetli. Yani atamanın diğer ötesinde de mesleğe başladıkları noktasında da mesleki içi eğitimler, efendim sağlık profesyonellerinin hukuki, halkla ilişkiler, iletişim, sağlık okuryazarlığı, hukuk okuryazarlığı gibi noktalarda ben değineceğinize gönülden inanıyorum. Biraz daha dediğim gibi resmileştikten sonraki süreçte de inşallah çok çok daha güzel çalışmaları. Ya bu ülkemiz için bir kazanım aslında. Ve çok doğal bir oluşum. Yani ihtiyaçtan doğmuş. Çok çok kıymetli bir çalışma. O zaman şuradan şöyle sorularıma devam edeyim. Bu arada arkadaşlar sizlerden şunu rica ediyorum. Benim sorularda eksik bıraktığım bir nokta olursa hani bölüp ya öyle değil, şöyle de bir şey de var aslında deyip oraya da geçiş yapabilirsiniz. Bu işin uzmanı sizsiniz. Hani biz sadece dışarıdan bir gözle iki tane paramedik arkadaşı bulsaydık ne sorardık diye bu soruları hazırladık. Ekstra olarak bizi yönlendirme yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu şuradan başlayalım. Çok basit bir şekilde yani bu videoyu izleyecek arkadaşlardan şimdi paramedik nedir? Paramedik nasıl olunur? Paramedik ne iş yapar? Niye paramedik olunur? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Buradan başlayalım. Bahsedebiliriz. Paramedik acil tıp hizmetlerinde yaşam zinciri yani biz şu şekilde tanımlıyoruz. Acil tıp hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan genellikle kritik durumdaki hastaya veyahut da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık profesyoneleriyiz biz. Tabii paramedik Şöyle olmak diyebilirim için istiyorsan biraz da. Sahadan hastayı alıp
hastaneye etkin, en sağlam şekilde taşıyan ve hani yolda çıkacak herhangi bir olumsuzluklara karşı koruyan. Ve ayrıca kadrolarına bakılırsa da sahada da, yani şeyde de, hastanede de görev aldığımız aşikar. Şeyde de, hastane acillerinde. Tam onu soracaktım. Hastanedeki acilde yani. Evet. Yok, tam olarak öyle değil. Yani hastane acillerinde de bizim PDC personel dağılım cetveline göre hastane acillerinde de açılan kadrolarımız var. Ama tabii bunun biz hala yeterli bulmuyoruz bu sayıları. Çünkü acilde yani bizim görevimiz acilde de çalışmak, istasyonda da ambulansta da, yani ambulansta da görev yapmaktır. Görev tanımımız içerisinde bunlar bulunuyor. Onun dışında ben size ayrıyeten şeyden bahsetmek istiyorum. Paramediğin görevlerinden bahsetmek istiyorum. Paramediğin görevleri arasında intravenöz ve intraosseos girişim yaparak bakanlıkça belirlenen ilaçları uygulama yapmak. Onun dışında temel ve ileri hava yolu desteği sağlamak, endotrakeal entübasyon gibi, gerekli hallerde iğne kurekotomisi gibi. Ve gene gerekli hallerde oksijen uygulaması gibi. Ardından travma stabilizasyonu sağlıyoruz. Her türlü kırık, çıkık, açık veya kapalı yaralanmalarda. Onun dışında uygun taşıma tekniklerini biliyoruz. Onları uyguluyoruz. EKG'dir, defibrilatör, monitör gibi cihazları kullanıyoruz. Kardiyo versiyon yapabiliyoruz. Tabii acil durumlarda doğum eylemi de gerçekleştiriyoruz bizler. Ve bunlar arasında bir tane de şey var. Zorunlu hallerde sürücülük yaptığımız durumlarda olabiliyor. Herhangi bir sürücümüzde herhangi bir problem olduğunda hastayı hızlı bir şekilde transportunu hastaneye sağlayabilmek adına herkesin ehliyetli, genel, yani genel diyeyim herkes değil ama %90'ımız ehliyetli ve ambulans sürüş tekniklerini, eğitimini almış bulunuyor. Bizim mesleğe başlamadan önce, daha doğrusu başladıktan sonra da tabii ki eğitimlerimiz var. Eğitimlerde 5 tane temel eğitimimiz var. Bunlardan bir tanesi temel modül eğitimidir. Ardından ileri yaşam desteği eğitimi alırız. Ardından çocukta ileri yaşam desteği eğitimi. Travmalarda ileri yaşam desteği ve ASTE, yani ambulans sürüş teknikleri eğitimi. Biz bu 5 temel modülü bakanlığımız bize zorunlu görüyor ve bizi bu eğitimlere tabi tutuyor. Ardından biz çakı gibi bir paramedik olma şeyine ulaşıyoruz. Onun dışında tabii paramedik olmak için ön lisans mezun olmak gerekiyor. Bazı üniversitelerin bazı programlarında, meslek yüksek okullarının programlarında ilk ve acil yardım bölümü adı altında bizler mezun oluyoruz. 2 sene gerekli eğitimleri aldıktan sonra ardından mezun olup KPSS sınavından ciddi derecede yüksek puanlar alıp atanıyoruz biz aslında. Yani eskiden 80 al haritadan yer beğenirsin olayı olurdu hani bizim toplumumuzda. Ama artık öyle bir şey mümkün değil. Mesela en sonki atamada yanlış hatırlamıyorsam 88,2 ile kapattık biz. Yani bu büyük bir, yani KPSS için çok büyük sayılar bunlar. Çok büyük puanlar. Ve biz hala yapılan atamaları, yani devletimiz tabii ki ona göre programı şeyi var. Ama biz hep her zaman daha fazlasını olmasını istiyoruz. Yani çünkü 100 bine yakın mezunumuz var. Belki daha fazla şu anda. En sonki alımda bize yer verilen sayı 1098 kişi. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Bunun için, bunların artması için çabalıyoruz. Daha önceden de personel dağılım cetveninin değişmesinde bazı sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştığımız zamanlar oldu. Yani bakanlığa gerekli dosyalarımızı ilettik. Söylediğim gibi gene vekillerimiz aracılığıyla ilettik. Yani bu şekilde. Çok teşekkür ederim Veli. Melih sen ne diyorsun? Yani bu görev ya biraz şeyi anlatır mısın? Melih de şeyi anlatsın. Yani Veli şeyi çok güzel ifade etti. Yani bunun kitap üzerindeki olayı çok güzel ifade etti. Ben de şöyle biraz açayım. Veli konuştukça aklıma tabii yeni sorular geldi. Şimdi Veli şuradan biraz aslında sen de bahset.
100 bin dedi Veli. Şimdi bu kadar çok mezun olmaz. Çok fakülte var. Çok şey açılıyor. Demek ki bölüm çok her yerde var. Her yerde var mı daha doğrusu? Çok Bölüm fakültede çok var talep mı? ediliyor. Şuradan kaynaklı. Genelde insanların dışarıdan baktığında hani bir ambulanstan inen bir personeli, sarı yelekli personeli gördüklerinde ya işte çok havalı, çok güzel, ben de böyle çalışacağım, ben de böyle yapacağım dediklerinden. Daha sonra hani ilk başlarda, ilk mezun verilmeye başladığında yüksek atama sayıları verildi ve hani 2 dönem içerisinde, 2 yıl içerisinde girmiş olduğumuz sınavlardan 4.000, 5.000 kadro alıyorduk. Daha sonra işte her sağlıkçının başına gelen şey özel üniversitelerin bol bol kadro açabilmesi. Tabii şöyle bir durum var. 5.000 devlet kadrosu varsa eğer 8.000 özelde kadro var şey için üniversiteler bazında. Yani bu 5.000 devlet üniversitelerinde mezun verilirken 8.000 de özel üniversiteler veriyor. Maalesef her yıl 13.000 mezun veriliyor. Yani bu mezun sayıları gittikçe artıyor. Arttıkça işte burada bir birikme başlıyor. Hani bizim bakanlıkla da Yüksek Öğretim Kurumu'yla da görüşmelerimiz oluyor. Mezun vermeyi durdurmak lazım artık. Çünkü hani bu 100 bin mezun verilen 1.000 atama hani bu insanların çoğu yerleşemeyecek ve atanamayacak zaten. Hani nereden baksak hani %50'ye %50 bile kalsa yine büyük bir hüsran. 50 bin kişi boşta olacak. Hani bu kadar üniversite mezunu var, işsiz deniyor. Fakat hani bunların birçok kaynaklarından biri de sağlıklı aslında. Yani 2 sene önce biz bir baktığımızda 760 bin civarında bir atanamayan sağlıkçı vardı. Ve sonrasında bir alım yapıldı 40 bin. Hani bu şekilde erimez ve bitmiyor. Hani örnek veriyorum, bizim bölümümüzün bir lisans programı açıklansa ve daha etkin, daha genişmiş şeyler öğrenebilsek ve hani sahada karşımıza çıkabilecek her şeye daha etkin mücadele vermek için stajlarımız olsa, işte triyajlarımız olsa bizim için daha etkili olur. Biz bu seçenekleri de sunuyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın buradan. Diğer bölümler nasıl emek veriyor ve nasıl yapıyor bilmiyorum kesinlikle ama bizim gördüğümüz şu, diğer bölümlerden harici sorunları dile getirmek yerine bizim sorunlar ve alt başlığında her sorun için üçer beşer tane çözümlerimiz oluyor. Yani bunları bakanlığa sunuyoruz. Hani bu yapılmazsa bu olur. Örnek veriyorum, en farazi örneğim bu. Bir donma olayı yaşanıyor kış aylarında. Otobanlara her 100 kilometrede veya 200 kilometrede bir istasyon bulundurulması hani olabilecek acil müdahalelere karşı etkili olur. Hem trafik kazalarında hem donmalarda hem başka türlü hani her bayramda duymuş oluyoruz. Hani illaki bir trafik kazası olmuş oluyor veya hava şartları doğuda büyük ihtimalle yani yüksek ihtimalle görmüş oluyoruz. Bir donma oluyor. Hani bunun gibi böyle birkaç örneğimiz var. Hani sürücülerin de yine paramedikler içerisinde seçilmesi, yani taşeron oluyordu öncelerden. Belli ki ya PTT'de çalışan ya başka bir yerde çalışan bir şoför gelip çalışıyordu. Yani ambulansın içerisinde 3 sağlıkçının olması daha sağlıklı. Anladım. Mesela bu Çok tarz iyi. çalışmalarımız oluyor genellikle. Haricinde Telegram üzerinden tercih gruplarımız var. 93 puan üstü, 90-93 arası. Mesela 90 puan almış bir arkadaşımız, bir aday 93 puandaki arkadaşının tercihlerini görüp kendine göre tercih listesi oluşturuyor. Çok güzel. Yani bunu bütün bölümlerde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bütün bölümlere Çok iyi. bu yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haricinde atama olduğunda böyle, atama olmadığında da sürekli bakanlıkla görüşme halindeyiz. Geçen dönem 250-300 civarında arkadaşımızla Ankara Ulus'ta basın açıklaması yaptık. Çok Yani güzel. bu hiçbir dernekten, hiçbir sendikadan destek almadan böyle bir şeyi sağlayabilmek, hani otobüsler bulmak, şöyle yapmak ve hani bu işi tereyağından kıl çeker gibi pürüzsüz kimsenin burnu kanamadan gerçekleştirdik. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan Veli de erken ayrılacak. Veli sana şunu sorayım. Aslında birkaç sorum yine Melih konuştukça aklıma geldi ama yine bu videonun büyük ihtimalle biz ikinci bölümünü çekeceğiz. Çünkü Veli şunu soruyorum. Bu şimdi dedi ya 1090 tane 1100 tane atandı dedin. Şimdi ben şunu soruyorum. Her hastanede paramedik olmak zorunda mı? Sen bir de dedin ki istasyon dedin. O istasyon dediğin olay nedir? Bu PDC'lerin yani personel sayısının belirlendiği diyelim biz ona. Neye göre belirleniyor? Biraz bunlardan bahseder misin bize? Personel dağılım cetveli var. Tüm bölümlerin devlet şey memur sayısı kaç tane olmalı diye bir cetvel bu. Yani bizim istasyonlarımız dediniz. İstasyonlar
Bizim çalışma şey bizim dinlenme yerimizdir. Yani istirahat yerimizdir. Normal bir ev olarak düşünelim, tamam mı? İçinde mutfağı olan, banyosu, tuvaleti, yatak odası olan, oturma odası olan bir şey olarak düşünelim, ev olarak düşünelim. Genelde istasyonlarımız bizim bu şekildedir. Biz hastaneden değil, hiçbir zaman biz hastaneden çıkmıyoruz. İstasyonlardan çıkıyoruz biz vakalara. Yani bizim ayrıca bir yerimiz vardır. Hastaneyle bağımız yoktur. Bize komuto kontrol merkezi vakayı verir. Biz 90 saniye içinde vakaya çıkarız. Vakaya gerekli müdahalemizi yapar. Hastanın transportunu hastaneye sağlar ve ardından tekrar geri istasyonumuza geri döneriz. Personel dağılım cetveli eskiden 10 ATT 5 paramedik şeklindeydi. Yani bir istasyonda diyor ki 10 ATT olabilir, 5 paramedik olabilir toplamda maksimum. Ama bunu daha sonrasında bizim paramedik sayılarımız personel dağılım cetvelindeki paramedik sayılarımız doldukça alım sayılarımız azalmaya, ATT sayısı artmaya başladı. Bu durumda biz şey gördük, hani bir sıkıntı gördük burada. Çünkü fark açıldıkça artık biliyorsunuz ATT, ben de ATT mezunu, ATT çıkışlı bir paramediyim. ATT'de bu arada kısaca bilgi verelim, liseden acil tıp teknisyeni olarak mezun olmak demektir ATT'de. Liseden sonra eğer 2 yıl daha okursa o zaman mı paramedik olmuyor? Aynen. Tamam. Lütfen devam et. Onun dışında dediğim gibi 10'du, 10 ATT 5 paramedikti. Bu sefer bir de ATT bölümü de kapatılınca paramedik mezunu kişiler daha fazla olmaya başladı. 100 bine yaklaştı. Ama bu sefer ATT mezunu daha fazla alınmaya başladı. Puanlar haliyle ne oldu? Atıyorum örnek olarak diyorum. 70'e düşerken ATT puanları, paramedik puanları en fazla 80'de kaldı. Yani bu durumda biz şey gördük burada, bir sıkıntı gördük ve bunun değişmesi için çabaladık. Ardından bu durum personel dağılım cetvelinde 9'a 6 şeklinde oldu. 9 paramedik 6 ATT şeklinde oldu. Bizim alım sayılarımız biraz daha artmaya başladı. En son ki personel dağılım cetveli yayınlandığında da artık gördük ki 10 paramedik 5 ATT olarak karar verilmiş istasyonlarda. Ayrıca hastanelerde de istihdamımız sağlanıyor bizim. Nasıl sağlanıyor? Çok az sayıda sağlanıyor. Hastane acillerindeki bir şehir hastanesinde en fazla benim personel dağılım cetvelinden gördüğüm kadarıyla en fazla 4 kişilik kadro veriliyor. Yani yüz binlerden bahsediliyoruz. Tabii ki istasyonlar paramedik ve ATT'lere aittir. Ama yani bu kadar şeye göre istihdam yeterli gelmiyor. Hastanelerdeki sayımızın artması lazım. Biz şu anda bunlar için çabalamaya, personel dağılım cetvelindeki hastanedeki paramedik sayılarının daha fazla artması için çabalıyoruz. Şimdi Bir de Elif, böleceğim, çok özür dilerim. Bu istasyonlar dediniz ama siz Sağlık Bakanlığı personelisiniz, değil mi? tabii ki Sağlık Bakanlığı Lütfen devam edin. personeliyiz. Sağlık Bakanlığı personeliyiz. Söylediğim gibi orada istasyonlarda devletimiz bize her türlü desteği veriyorlar. Yani bulaşık makinemize kadar, fırınımıza kadar sağ olsunlar veriyorlar ve biz oradan etkin bir şekilde insanlara hizmet etmeye, mesleğimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim Veli. Sana şu soruyu sorayım çıkmadan. Yani sahadaki sorunlarınız neler? Virgül. Bu beyaz reform dediğimiz özellikle hekimlere daha çok yaradı ki yani ben hep şunu söylüyorum. Hani bu devlet bizim, bu Sağlık Bakanlığı bizim, Sağlık Bakanı da bizim, hepsi bizim. Yani hani bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Devletçi bir insan olarak söylüyorum ama artık Sağlık Bakanlığı sanki biraz doktor bakanlığına döndü. Şimdi sahadaki sorunlarınız neler? Virgül. Bu beyaz reformdan siz paramedikler olarak istediğinizi alabildiniz mi? Şimdi bizim sorunlarımız aslında fazlaca var. Ama aklımıza geldikçe, dilimiz döndükçe söyleyelim. Mesela en büyük sorunlarımızdan biri bizim ambulans kazalarımız çok fazla oluyor. Yani tabii ki hastayı hızlıca yetiştirmek için hastaneye bunun için çabalıyoruz ve bunun için eğitim alıyoruz. En büyük sorunlardan bir tanesi ambulans geçiş üstünlüğünün halk tarafından bilinmesi ve halkı bu konuda sürekli bilgilendirme geçirmesi. Son zamanlarda bakanlığımız çok güzel bu konuda çalışmalar yapıyor, toplum bilinçlendiriyor. Daha fazla artmasını istiyoruz mesela, bu konu en büyük bizim için en büyük problem. Onun dışında tabii maddi olarak bir şeylere girersek biraz da siyasete girmiş olur. Ben pek o konulara girmek istemiyorum ama beyaz reformun bizim için getirisi ne oldu?
taban ek ödeme diye bir ödeme almaya başladık. Yani her ay 1000 lira civarında, 1020 lira civarında ortalama olarak söylüyorum. Bu vergiye göre değişiyor tabii. 1020 lira civarında bir kesin bir maaşımıza ek ödeme alıyoruz biz. Onun dışında hastanelerdeki hemşireler, diğer sağlık personelleri de bu taban ek ödemeden faydalanıyor. Lakin bizler teşvik adı altındaki ayrılan diğer birim şey diğer para birim şeyinden şey almıyoruz yani ücret almıyoruz herhangi bir ücret almıyoruz teşvikten. Lakin birinci basamak olduğumuz için bize verilmeyeceği söylenilmişti. Ardından bakanımız açıklama yaptı tekrardan. Dedi ki birinci basamağı da teşvik verilecek. Tablosu oluşturuldu. Katsayısı oluşturuldu. Yanlış hatırlamıyorsam 0,32 ile çarpılacak. Bu da ortalama ilave maaşımıza ek 1400 lira civarında bir para demek. Ama henüz Eylül'de şey Ekim'de şeye kondu bu ama henüz almadık yani henüz böyle bir para elimize geçmedi. Zannediyorum toplu olarak alırız bir 3 aylık falan. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Beyaz reformla bir pratisyen hekim tabii ki yani bu hekimler bizden daha fazla alacak yani her türlü daha fazla şey yapacak falan ama yani biraz daha bizim bir tık daha fazla olabilirdi diye düşünüyoruz biz bu konuda. Bununla ilgili sendikalar olsun, bizler olsun, gerekli çalışmalar yine Sağlıkçı Birliği, Emeklilik Birliği olarak yine biz bunun peşine düşüyoruz yani. Onun dışında tabii ki sorunlarımız daha fazla. Şu an için tam olarak aklıma gelmeyen Şuradan sorunlarımız sorayım var Veli. ama. Ben sorayım biraz seni şöyle açayım. Bana şundan bahsetsene. Bir paramedik 24 saat çalışıp yani 1'e 3 mü çalışır, nöbetli mi çalışır, nöbetsiz mi çalışır? Bir paramediğin görevi sen hastayı aldın, hastaneye getirdin, burada biter mi, bitmez mi? Biraz da aslında günlük rutinden bahsetsene bize biraz. Yani aslında mesela şu tanımlamadan biz pek hoşlanmıyoruz. Yani bir paramedik demek, 112 ekibi demek, hastayı alıp götürmek demek değildir. Kesinlikle önce bunu söyledim. O yüzden başta görevleri söyledim. Yani tek tek şu görevleri yapıyoruz diye. Toplum biraz daha şey bakıyor bu konuya. Hani biz mesela müdahale ediyoruz. Arrest bir vaka. Arrest demek de kalp durması demek. Arrest bir vakaya biz müdahale etmezsek bu adam hastaneye gitti kaç dakikada? 15 dakikada varacağız diyelim ortalama. Bu adama 15 dakikada müdahale edilmezse zaten geri dönüşüm olmayan büyük hasarlar alacak ve muhtemelen geri de dönmeyecek. Biz müdahale ediyoruz mesela atıyorum bir areste müdahale ediyoruz. Bize tepkiler yağmaya başlıyor tam müdahale. Hadi hala neden götürmüyorsunuz hastaneye? Bizi neden çağırıyorsunuz ki o zaman? Taksi diye bir şey var. Taksi çağırsan o da götürür hastaneye. Yani bizim toplum olarak bu bilinci de oluşturmamız lazım toplumda. Biz taksici değiliz. Bizler paramediyiz. Bizlerin belli sorumlulukları var. Onun dışında ne söylemiştiniz? Bir daha alabilir Günlük miyim? rutininiz nasıl? Nöbetli mi çalışıyorsunuz? Nöbetsiz nasıl? Bir çalışma gününüzden bahsedebilir misiniz? Bahsederim. Sabah 9'da nöbet alırız, nöbet teslim alırız, ambulans kontrollerimizi sağlarız, ilaçlarından bütün cihazların çalışmasına kadar bütün şeylerimizi, ekipmanlarımızı kontrol eder, ambulansımızı çalıştırır, ısıtımına, ambulansın ısınmasına bakarız, ne bileyim her türlü şeyine bakıp 24 saat boyunca ertesi gün sabah 9'a kadar aktif bir şekilde görevimizi ifa ederiz. Ama şöyle bir şey de var. 24 çalışıyoruz biz, 72 çalışıyoruz diye bir şey kesinlikle yok. Bu toplum arasında ortalama olarak söylenmiş bir şey. Mesela ben 3 gün art arda gün aşırı nöbet tuttuğumu da bilirim. 4 gün boşluğumun olduğunu da bilirim. Yani bunun böyle kesin bir şeyi yok kesinlikle. Hani kesin böyledir diye bir şey diyemeyiz bu konu hakkında. Ama tabii ortalamaya vurduğumuzda bir istasyonda yani istasyonun durumu fullse eğer tabii ki 3'e veya 4'e 1 gibi bir çalışma şeyi oluyor. Ama tam olarak yeterli istihdam olmadığı için yani tam olarak çok fazla kişi olmadığımız için istasyonlarda haliyle biz ek mesai yapıyoruz. Şimdi biz nasıl söylesem bizim aylık çalışma saatimiz var. Bir memur 8-5 çalışan bir memur haftada resmi tatilleri de düştüğünde atıyorum 176 saat çalışmış diyelim. 5 kere 8 40 yani ortalama ya da 160 diyelim direkt düz hesap olsun. 160 saat hafta ayda 4 hafta var diyelim 160 saat çalışmış. Biz bu 160 saati doldurmak için 24'e böleriz. Atıyorum 6 nöbet. Biz 6 nöbete o memurla aynı derecede çalışmış olup
asıl maaşımızı hak etmiş oluruz biz bu Evet. durumda. Onun üstüne devletimiz bize diyor ki siz diyor en fazla bunun üstüne diyor kaç gün kalmış ayda? 24 gün kalmış. Yani bize aylık kalan gün sayısı 24 gün. Diyor ki bu 24 günde sen en fazla 130 saat daha mesai yapabilirsin diyor. 130 saat daha mesai yapabilirsin diyor. Ortalama sözleşmeli bir personelin saatlik ücreti 38 lira 40 kuruştur. 38 lira 40 kuruşta 130 saati fullediğimde yaklaşık 5.000 TL'de biz oradan alırız. Ama bu her zaman böyle değil. Neden? Çünkü benim mesaimin üzerine ilave çalışmam lazım ki o kadar fazla efor sarf etmem lazım ki bu paraları alabileyim. Bu Oluyor mu şekilde. peki, yani bu mesaileri yaptırıyorlar mı size? Tabii yaptırıyorlar. Yani personel eksikliğinden kaynaklı yaptırıyorlar. Mesela ya da şöyle de olabiliyor. Yani tek istasyon üzerine düşünmeyelim bunu. UMKE olabilir ya da farklı geçici görevlerde de görev alabiliyoruz biz. Mesela nöbetten çıktık diyelim. Atıyorum bir UMKE personeliysen gidersin nöbetten sonra UMKE olarak farklı bir göreve devam edersin. Yani böyle durumlarda yaşıyoruz biz. Tabii devlet en fazla ne diyor? 130 saat mesai yapabilirsiniz diyor. Yani ben diyor sana diyor 130 saatine kadar fazla para veririm. Başka da fazla para vermem sana diyor. Çalışma diyor yani ondan fazlasını diyor. Böyle bir durum. Veli, sana son olarak şu soruyu sorayım. Yine söylüyorum arkadaşlar, bu videoyu bu akşam muhtemelen yükleyeceğim. Çünkü hani bir an önce şey olsun, yayına girsin diye. Bu videonun inşallah birinci bölüm diye yükleyeceğim. İkinci bölümü de siz yapmak zorunda kalın diye benimle. Onu da ikinci Peki. bölüm diye yüklerim. Üçüncü bölüm. Veli, şimdi bir paramediğin amiri kimdir? Bir paramedik kimden emir alır? Kime emir verir? Üstü altı nedir Sağlık Bakanlığında? Yani bir istasyonda baş paramedik mi vardır? Siz kime hesap veriyorsunuz? Biz 112 başhekimliğine bağlı bir şey istasyon olarak bizim bir başhekimimiz vardır. Başhekim yardımcıları vardır. Onun altında onun altında doktorlar, onun altında da paramedikler gelir. Paramediklerin altında da tekrardan ATT'ler gelir. Bizler genelde Türkiye'de istasyonlar genelde paramedik yoğunluğu fazla olduğu için paramediklidir. Yani doktorlu ekipler şehirlerde biraz daha VIP olur. Yani doktorlu ekipler biraz daha ne derler ona? Yüksek kademedeki insanlar için hitap etmek adına doktorları çalıştırdılar. Halbuki biz paramedikler olarak gayet acil sağlık hizmetlerinde hastane öncesinde gayet etkin bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Onun dışında paramedik ekip sorumlusu demektir. Yani bir ekipte bir ATT, bir de sürücü bulunur. Paramedik demek ekip sorumlusu demektir. Biz gene bu terimi de sevmeyiz. Yardımcı sağlık personeli denir diğer şeyi de. Biz bu terimi de hoş bulmuyoruz. Sağlık memuru deriz. Yani yanımızdaki sağlık memuru arkadaşımız da ATT'dir. Bir de sürücümüz vardır. Sürücümüz düz sürücü yani işte yalnızca sağlıkçı olmayıp düz sürücü olanlar da var. Sağlıkçı olup sürücülük yapanlar da var ki keza ben de yapıyorum bazı nöbetlerimde sürücülük yapıyorum paramedik olmama rağmen. Bu şekilde en ekip sorumlusu, en üst kademedeki, o günün ekipteki kişi paramediktir. Tabii bu doktor varsa doktordur ekip sorumlusu. Paramedik bu sefer yardım sağlık personeli olmuş olur. Bu şekilde. Anladım. Yani aslında doktorlar, yani Türkiye'de yani birçok şehir merkezlerinde falan oluyor, büyük şehirlerde, periferde, yani küçük şehirlerde ve genellikle perifer il ve ilçelerde şey oluyor diyorsun. Genellikle ekip tamamen paramedik ve şoför ATT oluyor. Evet, ya şeyden de bahsetmek istiyorum ben şu an. Dünyada kullanılan iki tip acil tıp modeli vardır. Birincisi Angola Amerikan, diğeri de Franco Germen adında. Angola Amerikan'da paramedikler yetki sorumlusudur, karar verir. Franco Germen'de de doktorlar karar verici merci olurlar. Ama yani şimdi biz Türkiye olarak hangi yerdeyiz diye sorarsanız Ortaya onu karışık. evet onu Ortaya karışık. Her bize şeyde sormak öyle. lazım. Yani hekim Evet, kesinlikle. arkadaşları konuk alıyoruz. Bir Alman modeli, bir Amerikan modeli. Yine aynı klasik. Eczacılıkta da öyle. Ne? Evet. Şey gibi bu bizim işte, yani hep 70'ler, 80'ler, 90'lar. Ekonomi modeli işte. Devletçi miyiz, liberal miyiz? İşte Evet. işimize ne gelirse olayı Evet. diye bakıyoruz. Yani Veli, aklıma gelenlerin hemen hemen hepsini sana sordum ama tabii ki burada senin de zamanını çok almamak adına, ama bayağı bir sorun var. Özellikle siz konuştukça yeni sorular aklıma geliyor. Yeni sorular şey yapıyor. Bir
Diğer Melih'le yayınlara yeni sorular Melih'le olmazsa bakabilirsiniz. bu şeyde biraz daha devam edin. Tabii Ben tabii. ikincisinde söz vereyim tekrardan. İkinci partı için söz vereyim. Çünkü bugün bizim bir ablamız rahatsızlandı nöbette. Beni Allah razı çağırmak olsun. durumunda kaldılar. O yüzden biraz erken ayrılacağım. Özür dileyerek Yok, aranızdan. estağfurullah. Son o zaman son 3 dakika 45 geçe demiştik. Şunu söyle, şunu cevapla, öyle git. Lisede veya paramedikte okumak isteyen, liseden ATT veya ATT kapandı dedin liseden, değil mi? Evet, Artık kapandı. kapandı. Paramedik olmak isteyen ya da olsunlar mı? Öneriyor musun? Bunu cevapla, öyle git. Bu bir önce şey diyeyim. Dünya 22 Aralık Dünya Paramedikler Günümüzü de kutlayalım bütün meslektaşlarımızın. Paramediklik güzel meslek. Ben mesleğime aşığım. İdealist bir genç olarak düşünüyorum kendimi. İnsanlara faydalı olmanın, hayat kurtarmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Tabii Kesinlikle. ki öneriyorum. Paramediklik güzel bir iştir ama sıkıntıları unutmasınlar. Ne gibi sıkıntıları? En büyük problem atama problemi. 90 üzeri puan alıp atanacaksınız. Yani bunları es geçmemek önemli. Onun dışında gayet yapılabilecek, gayet güzel bir meslek grubuyuz. Çok teşekkür ederim. Aslında şey diyorsun, yani biraz da KPSS'deki, en azından devlet memurluğu için KPSS'deki gerçeklikleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aynen, Ama kesinlikle. şimdiden bu ikinci yayında şeyi de konuşalım isterim. Bu özel sektördeki durumlar nasıl? Yani her mesleğin özel sektördeki durumları sağlık meslek grupları için biraz zor, sıkıntılı. Fazla iş yükü var. Ben mesela sizin de yani göreviniz olmadığı halde fazla iş yükünüz olduğunu en azından dışarıdan öyle düşünüyorum. Biraz bunları da konuşalım. Biraz şunun için söylüyorum bunu. Yani veli ayrılırken de şunu da söyleyeyim. Hani önemli olan burada aslında biz bir sistem oturtmalıyız. Yani tamam, 100 yıllık Cumhuriyet'in 100 yılından gelen eksiklikleriyle, fazlalıklarıyla belli bir sistem var, ama gelecek 100 yılı için biz genç sağlık meslek grupları olarak neler yapabiliriz? Nerelerde kendimizi konumlandırabiliriz? Bir de şöyle de bir şey de var. Şimdi ben mesela Melih ve Veli ile şu an karşı karşıyayım. Gerçekten hani kendine saygı duyan, kendini önemseyen, kendini ciddiye alan ve işini gerçekten ne olduğunu bilerek yapan insanlar olduğu sürece, yarın bir gün bakanlıkta paramedik konuşulduğu zaman, bir paramedik hiçbir unvanı olmasa bile sadece bir paramedik olarak Veli ya da Melih gitse, kendi mesleğiyle alakalı olarak olumlu olumsuz her şeyi hem güzel bir dille hem de sahadaki verileri bilerek, analiz ederek, sokağı, sahayı, hastaneyi bilerek gidecekleri için çok çok kıymetli. Veli, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Biz Melih ile biraz daha devam edelim. İnşallah ikinci yayında daha çok, yani saatleri aşan bir durum olması gerekiyor ki şöyle uzun uzun, özellikle ben şeyi de merak ediyorum. Siz memur birliğinde, sağlık birliğinde, paramedik birliğinde neler yapacaksınız? İleriye dönük ne projeleriniz Evet. var? Şimdi bu ekibi biraz tanıtın bize diye bunların hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ederim ben katıldığın için. Ben rica Ağzına ederim. sağlık. Hepsini ayrıca Ağzına sağlık. o söylediğiniz şeyleri tek tek güzelce konuşacağız. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum İyi hepinize. İyi akşamlar diliyoruz akşamlar. Veli. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Veli, şuradan devam edelim istiyorum abi. Veli ayrılacak diye biraz tabii ona öncelikle söz vermeye çalıştım. Şuradan Sıkıntı devam yok. edelim istiyorum. Senin yani bu paramedikleri biraz da sen bahsetsene. Yani sahadaki sorunlar neler? Bu adamlar neyi fazla yapıyor? Yani sen şunu diyor musun? Ya biz bunları yapıyoruz ama gerçekten biz bunları inisiyatif alarak fazla fazla yapıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyorum dediğin neler var? Biraz buradan bahseder misin bizim için? Şöyle, şuradan başlayalım isterseniz. Veli'nin de bahsettiği gibi belli bir mesai süresi var. Belli bir mesai süresinin üstüne çıkıyorlar. Tabii eksikliklere bağlı. Eksiklikler arttıkça sen daha da yukarıya çıkman gerekiyor. Yani ücret almadan mesai yaptığın bile olur. Hani işin en şey tarafı, tehlikeli tarafı, sen bir ambulansın içerisinde. Yani dört teker üzerinde ilerliyorsun. Olur ya, bir kaza sonucunda her türlü şey başına gelebilir ve sen ambulansın içerisinde sadece oturmuyorsun. Müdahale de sağlıyorsun. Yani yaptığın müdahalede, açacağın bir damar yolunda bir anlık şoförün tepkisiyle sen kayıp başka bir şey yapabilirsin hastaya. Senin hani uyguladığın tedavi üzerinden bir malpraktis yok. Hani senin bir sigortan olması gerekiyor bu konuda. Bu birinci önceliğimiz olabilir. İkinci olarak can güvenliği. Şimdi gittiğimiz her yerde diğer insanlardan ve diğer sağlıkçılardan farklı olarak bir insanın evine gidiyoruz. Bir insanın evinde onun misafiri olup, ona yardımcı olup, onu alıp hastaneye götürüp, oradan sonra işte yol üzerinde gereken müdahaleleri yapıp bu şekilde ilerliyoruz. Yani şu an ben sana sormak istiyorum. Tanımadığın, bilmediğin birinin evine sağlıkçı olarak, eczacı olarak gider misin?
Kesinlikle gitmem. Gitsem bile endişe duyarım, kaygı duyarım. Yani ya bu karşı tarafta bizim tarafımızda bir görev olarak algılanan bir şey. Yani bunun haricinde haberlerde çok çok duyuyoruz. Bir şiddet vakaları oluyor. Adam yani görevini ifa etmek durumunda kalan personel istasyona geri dönerken veya hastasını almış hastaneye giderken yolda sen niye siren açıyorsun? Sen niye bana yol vermiyorsun? Bu tarz şeylerle karşılaşıp tartışma sağlanıyor. Yok arabadan hani ambulansın içerisinden indirip kavga, dövüş bu tarz şeyler oluyor. Hadi onu da geçtim. Bunun daha da ilerisine gidip bu Veli'nin de bahsettiği istasyonlarda genellikle sağlık, aile sağlığı merkezlerinin başka bir kolu olarak, üst katı olarak belli bir yerlerde oluyor. Ya bu tarz yeri belli olan bir yerler olduğunda hani gelip orayı taşlayalım, şöyle yapalım, böyle. Yani bu tarz işin tehlikeli boyutları da var tabii ki de. Ya Melih, bana şimdi burada çok açık konuşacağım. Bu ya zaten sen kanalı takip etmişsindir az çok içeri. Ben mesela şu bana çok yanlış geliyor. Yani bir eczacı olarak söylüyorum. Elbette ki hiçbir sağlık personeline hiçbir şiddeti, hiçbir insana ve canlıya uygun bulmuyoruz. Ya bu konumuz bile değil. Bunu bir geçiyorum ama yani mesela şu özellikle Sağlık Birliği ve Paramedik Birliği'nin bir üyesi olarak lütfen bunu cevapla. Hani o gözle cevapla bunu. Bir meslek örgütünün bir üyesi olarak cevapla. Yani bir hekim kadar gündem olmayışı yani ikiyüzlülük gibi gelmiyor mu? Yani ben bunu ciddi, yani bunu şunun için söylüyorum. Yani ben hekim de değilim, paramedik de değilim. Ben dışarıdan bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Yani mesela sadece paramedikler için, senin söylediğin zaman şu an aklıma geldi. Düşünsene. Yani ben sana şöyle çok çok hak veriyorum. Siz hep gittiğiniz vakalar ya ölümlü, ya kazalı, ya ciddi düşme, bıçaklama, yani ateşli silahlı yaralanmalar ve ciddi yani acil, yani birinci derecede acil ya. Düşünsene, Acil. acile ayağıyla gelen bir hasta bile doktora bu kadar şiddet uyguluyorsa, sizin gittiğiniz, yani düşünsene bir trafik kazası olmuş veya işte efendim bir yaşlı, özellikle bireylerin çocukları, aileleri yüzünden düşünüyorum. Ciddi manada sağlıkta şiddete maruz kalıyor olmanız lazım ve bu çok gündem olmuyor. Yani sen bu konuda ya bana ikiyüzlülük gibi geliyor ve ben bunu her platformda da açıkça dile getirmekten de çekinmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani nihayetinde karşı tarafa baktığımızda hani görevini yapan personel iki tarafta da bir can taşıyor ve hani herkes iyi bilir ki herkes ister ki sıcak sıcak koltuklarda oturayım, masama çayım gelsin, kahvem gelsin, o Çok doğru. şekilde çalışayım. Ama nihayetinde biz de bu işi yapmakla yükümlüyüz. Hekim de olsa dediğin gibi acile gelip belli şiddet öğelerini uygulayabiliyor. Ama bizden de bayağı bir hani bizim hekimden daha riskli bir yapımız var. Şunları da söylemek isterim. Yaşadığımız dönemde 3-4 ayrı vaka da gördük. Görevi başındayken hayatını kaybeden, hani en ufağından şunu örnek vermek gerekirse, bu hani vereceğim diğer örneklerden, görev şehitlerinden hani en ötede kalanı, mesleğine atanıp ilk gününde mesleğine gidip sonra kar küreme aracı altında kalan bir ATT arkadaşımız vardı mesleğinin ilk gününde. Yani ya bu insan görevi başındayken, görevine gitmişken bu tarz şeylerle uğraşabiliyor, bu tarz şeyler başına gelebiliyor. Hani bakanlığın da devletimizin de bu yönden hani en azından bu insanı hani orada görevi açısından bulunduğunu az çok herkes biliyor. Ki zaten bu çok konuşuldu. Sağlıkçıların korona döneminde de hani koronaya yakalanıp vefat eden birçok kişi oldu. Birçok kişi bu salgın nedeniyle kaybettik birçok kişiyi. Ya bunların da mesela görev şeyde oldukları açık ve aşikardır zaten. Hani burada kıvırıp evirip kıvırmadan bu insanlara hakları verilmelidir. Yani sen sağlık şehitleri, sen koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden ATT'lerin ve diğer sağlık personellerinin görev şehidi sayılması gerektiğini düşünüyorsun. Kesinlikle Evet. doğru. Yani birinci derecede koronadan hayatını kaybedenlerin. Ben şunu soracağım Eli. Şu an aklıma geldi. Bir ATT şey paramedik, yani daha doğrusu artık bir üst ATT'nin bir üstü paramedik. Şimdi öğrenmiş oldum ben de sizin sayenizde. Yani ortalama bir 24 saatte kaç hastaya ya da kaç olaya gidiyor? Yani tahmini bir ortalama verebilir misin? Yani şöyle bir ortalama verebilirsek, her bir saatte bir vaka çıktığını düşünürsek, hani bu gece tabii ki daha da sakinlemiş olacaktır. 3 saatte bir çıkacaktır büyük ihtimalle.
Gece döneminde 3, gündüzde de bir 10 vaka yapsa 13-15 arasında en sakin şekilde bunu yapabilir. Yani sen 10-15 kez günde bir gün içerisinde Çok 24 güzel. saat uyumadan bir hasta durumunda karşı, hastaya vakaya gitmiş olabiliyorsun. Ha şu da var. Hepimiz gördük. Bazı doğal afetler oluyor, bazı depremler ve benzeri hani olaylar yaşanıyor. Toplu gerçekleşen, atıyorum bir ailenin pikniğe gidip de kullandıkları tüpün patlamasından bile hani her ambulans bir kişi taşıyabiliyor. Doğru. Yani orada da bayağı bir iş yükü olmuş olabiliyor. Yani işin bir de kötü tarafı, yani kötü demeyelim de, yani ehemmiyetli tarafı, önemli, zor tarafı, her gittiğin hasta ya benim başım ağrıyor bana bir bakın demiyor. Kimisi Ya. yaralanmalar, kimisi düşme, kimisi travmalar. Yani aslında şunu da mesela buradan şuraya geçeyim Melih, sana şunu sorayım. Yani bu aslında bu ciddi bir psikoloji de gerektirmez mi ya? Düşünsene her gün belki vücut bütünlüğü bozuldu, belki akıl sağlığı bozuldu gittiğin hastanın. Ciddi bir psikoloji de gerektirir aslında. Özellikle sizin gibi genç sağlıkçılar için de zor olsa gerek diye düşündüm. Yani üniversitede bunu biraz atlatabiliyorsun. En azından maketler üzerinden görerek nelerle karşılaşacağına karşın seni bilgilendiriyorlar. Ben kendi okuduğum üniversiteden örnek verecek olursam, ben Mustafa Kemal Hatay Üniversitesi'nden mezunum. Ben normalde hani dediğiniz gibi ATT olarak lise, sağlık meslek lisesinden çıkışlı değilim. Normal bir Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Benim hayatımda ilk defa gördüğüm şeyler oldu. Tabii ben de hani olur ya bir kalp krizinde müdahale edip bir hafta yemek yemediğim de oldu. Haricinde işte bizim okulumuza özel şu vardı. Hani diğer okullarda var mıdır bilmiyorum. Öldükten sonra insanların denetlenmesi bir adını unuttum şu an o olayın da. Ölülerin içlerini açıp hani ölüm sebeplerini ayrıştırma, otopsi. Otopsi. Otopsi sağlanıyordu. Bizim doktorlarımızdan profesörlerimizden bir iki tane otopsi doktorumuz vardı. Bizi bu tarz şeylerde hazırlamak amacıyla otopsilere girdiriyorlardı. Hiçbir müdahale yapmıyorduk, sadece yapılanı izliyorduk. Ya bunu görmek bile insanın bir haftalık yemeğini önüne aldığında düşünmesini sağlıyor ki zaten o psikoloji yavaş yavaş oturuyor sende. Şunu da örnek gösterebiliriz. Stajlarda gördüğümüz vakalar, haricinde yıl sonlarında yaz stajlarında, yaz stajı olarak algılıyoruz genelde, adlandırıyoruz. Yaz stajlarında bir ambulansın içerisinde olduğumuzda her türlü vakaya gitmiş olabiliyoruz. Mesela ben yaz stajım döneminde testereyle karnını kesen bir vakaya da gittim. Haricinde pompalı tüfekle başına ateş etmiş bir vakaya da gittim. Yani illaki her türlü şeyi görmüş oluyorsun ve hani bizzat göreceksin. Atıyorum ölüm durumlarında savcı gelecek. Savcı gelene kadar sen orada ona müdahale edeceksin. Yani gerekirse ailesinden bile hastayı sakınmak gerekiyor. O durumunu ailesi görmemesi için. Yani çünkü hiç kimse evladını o şekilde o vaziyette görmek istemez genelde. Çok doğru. Melih şunu sorayım. Yavaş yavaş da programın sonuna gelirken böyle aklımdaki bir iki faydalı olabileceğini düşündüğüm soruları ileteyim. Bir şimdi paramedik bölümde neler, üniversitedeki bir bölümleri, dersleri, yaptıklarınızı, yapmadıklarınızı biraz bize bahseder misin? Şöyle, bizim üniversitede aldığımız dersler arasında fizyoloji, insan fizyolojisi, insanların hani ne tür damarları, ne tür kasları, ne tür sinirleri, dolaşım sistemleri, bunların hepsine bir bakıyoruz zaten. Genelde bütün sağlık bölümlerinde var diye biliyorum bu. Haricinde sizin bölümünüze yakın olarak farmakoloji, ilaçların iç yapısını inceliyoruz. Örnek veriyorum, bir hastanın, şeker hastası bir hastanın şekeri düşükse ringer laktat takarak hani şeker uygulaması yapmadan laktoz enjekte ederek bir nebze hani onu hastaneye yetiştirinceye kadar şeker düzeyini ortalama düzeylere getirebiliriz mesela. Bu tarz bilgiler alıyoruz. Acil hasta bakımı var. Acil hasta bakımında birçok yaralanmaya karşı, kırığa karşı, çıkığa karşı bunların eğitimleri veriliyor. Mesela bir yaralanma durumunda kırıksa hangi tür sedye kullanabileceğiz? Çıkıksa ne yapmamız gerekiyor? Hastayı ne tarz pozisyonlarda tutarak ambulansa yerleştirmeliyiz? Hani triyaj durumları oluyor. Bu da bizim derslerimiz arasında vardı. Hangi hastanın daha öncelikli olacağı ve hani bunun kararını
vermek çok büyük bir sorumluluk. Örnek veriyorum, ölmeye çok yakın olan bir hasta mı senin için daha üst sıralarda Öncelikli. öncelik olacak, yoksa kalp krizi geçirmeye devam eden bir hasta mı? Bunun arasında seçim yapman açısından sana yardımcı fikir sunabilecek bir ders. Haricinde ilk yardım derslerimiz vardı. İlk yardım açısından hani kan kaybında bulunan bir insana ilk yardım olarak ne yapılır? O olaya girdiğinde ilk yapacağın müdahale ne olur? Hani bu hastane, ambulans dışında hani ortamda bulunan neyse, hani örnek veriyorum bir turnike yapmak ya da işte bir tampon yapmak. Yani bu tarz bilgiler ya da işte en farazi yine örnek vermek gerekirse tansiyonu düşen bir hastanın ayaklarını biraz daha yukarıda tutarak kan basıncını arttırabilmek. Bu tarz genelde dersler aldık. Tabii yanında Türkçe olsun, İngilizce olsun birçok derslerimiz de vardı. Çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman şunu söyleyeyim Melih. Yani tüm bu sürecin içerisinde, tüm bu hikayenin içerisinde ATT şey paramedik olmak isteyen arkadaşlara sen önerir misin? Şöyle, yani sadece mesleğini çok seven ve ben bu mesleği yapmak istiyorum. Hani bu meslek çok güzel, bu meslek yani benim için bu meslek en faydalısı, en güzel olacak diyen arkadaşlar varsa öneririm. Tabii diğer branşlara da bir göz gezdirsinler. Hani kendilerinin yapabileceği en uygun iş hangisi ise oraya yönelmeye çalışsınlar. Hani genelde şöyle bir KPSS engeli olmasaydı, tabii ki derdim. Hani birçok arkadaşımız gelsin, onlara biz de eğitim verelim, biz de yardımcı olalım. Biz de gereken şekilde hani nereden ne kullanılacak bunlarla ilgili yardımlarımız olsun. Ama şu an bu KPSS engelini ve 100 bin mezunu göze aldığında sadece ben bir meslek yapayım da sağlıkçı olayım gözüyle bakacaklarsa yani önermiyorum. Hani bu kadar yıllar boyudur bu meslek için çaba gösteriyorum. Benim şu an sınava girişim 4'ü buldu. 5.'yi de bulacak büyük ihtimalle. Yani 4-5. seferdir artık hani sayısal loto oynar gibi. Hadi bu sefer atanırım, bu sefer yüksek alır mıyım? Alırım inşallah, gireyim sınava. Hani bu durumda böyle yıllarını harcamaktansa paramedik okuyacak arkadaşlara hani bir bölüm daha yanında okumaları bence mantıklı olur. Haricinde paramedik okuyan bir insanın hani gittiniz, okudunuz, atanamadınız olmuyor. Burada dikey geçiş sınavına girerek, dikey geçişten de hemşirelik bazlı daha etkin çalışabilirsiniz. Hem paramedik olup hem de hemşirelik bitirdikten sonra acilde en yetkin, en verimli çalışmalarını sağlayabilirsiniz tabii ki. Çok doğru. İki tarafı da biliyorum zaten diyorsun. İki tarafı da öğrenmiş Evet. oluyorsun. Sen özel sektörde çalışmayı düşündün mü? Özel sektördeki çalışma şartları nasıl? Yani biraz ondan bahseder misin bize? Şöyle ben atanmadan önce özel sektördeydim. Bir özel hastanede çalışıyordum. Başvurumu sağladım. Başvuru kısmında da tabii mezuniyetim vesaire hepsi görüldü, hepsi bilindi. Benim normalde çalışma alanım acil olduğu için acile vermeye öncelik gösterdiler. Fakat acilde olmadı, yapamadı. Hani acil kısmında personel yoğunluğu olduğu için başka yerlere vermeye çalıştılar. Gerek ihtiyaç olunduğu her yerde kullanılıyoruz. Yani normal bir memurun çalışma düzeninden daha ağır şartlar ve daha büyük bir yoğunluk içerisinde. Biz ki zaten özel hastanede çalışan biri ve özel hastaneye giden biri az çok bilir. Orada hasta daima haklıdır. İstesek de istemesek de. Yani ben yeni doğan yoğun bakımda çalışıyordum. Yeni doğan yoğun bakımda görev alırken bir erkek olarak hiçbir bebeğe dokunamamış, hiçbir bebeğe şey yapamamış bir insandım. Hani altını temizlememiş, mamasını verememiş. Ama bunları orada meslek edindiğim için tabii ki de meslektaşlarımız da orada yardımcı oldu. Bunu sağlayabildik. Haricinde işte bebeklerle alakalı tedaviler, işte damar yolu nasıl açılır ki normal bir yetişkine göre bebeğin damar yolları çok çok zor açılır. Hani çok incedir ve çok kılcal hareket etmen gerekir. Ondan sonra yani özel hastanede ben olsaydım özel hastane yerine hani şu an benim yaptığım gibi ben de özel hastanede çalıştıktan sonra belli şeyler yaşadıktan sonra çıkmayı düşündüm ve çıktım. Sonra sınava hazırlanıp sınavdan sonra işte kendi bölümümden gidemedim ama diğer bakanlıkların alımlarına bir göz gezdirdim. Diğer bakanlıkların alımlarında şu an kamudayım. Ve hani özel hastanede bana sağlanan imkan mesai saatlerinin daha
azınlığı. Hani haftada 6 gün çalışmıyorum da 5 gün çalışıyorum. Ve Çok iyi. çalıştığım süreç içerisinde hani belli bir iznim var, belli bir saatim var. Zor şartlar yok, belli bir Belli bir mobbing değerim yok. var. Belli bir değerim var. Aynen. Mobbing yok. En azından hani ben şunu bile duydum çalıştığım özel hastanede. Sen neden bizim yemekhanemizde yemek yemiyorsun? Yukarıdaki yemek yemeği mi beğenmiyorsun? Beğenmiyorsan çık. Ya sürekli bu hani bir tehdit olarak algılanır gibi. İşte mesela sen sigara kullanıyorsun. Bebeklere çok yakın yaklaşma. Sigarayı mı bırakacaksın, işi mi bırakacaksın? Tamam, sigarayı bırakırım. Madem bebeklere zarar veriyorum. Sen üst katta yemekhanemiz var. Orada niye yemek yemiyorsun? Yemiyorsan beğenmiyorsan çık. Sen işe şu saatte geldin. Niye 5 dakika geç kaldın? Çık. Hani böyle şeyler yaşamıyorsun. Hani bundan ziyade daha çok bakanlık bünyesi, diğer bakanlıkların bünyesinde gereken yerde çalışmak daha mantıklı geliyor bana ki zaten hem maaş olarak da hem çalışma iş yükü olarak da daha rahat edebileceği bir ortam. Evet, yani özel sektör tabii kapital tamamen parayı öncelediği için, yani halk Aynen öyle. sağlığını öncelemediği için, yani bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kapitalin tek derdi aslında kendi sermayesini daha çok artırmaktır. Kimisi bunu gıda işte sektöründen yapar, kimisi sanayi, kimisi endüstri, bilgisayar, teknoloji, bir grupta yani veya bir yani bir zümrede bunu sağlık sektörü üzerinden yapıyor. Sağlık emekçileri de aslında bu noktada dediğin gibi çok çok zorlanıyorlar. Melih, son sorum şu olsun. Sen beyaz reformu nasıl değerlendirdin? Yani seni tatmin etti mi? Veya sen nasıl görüyorsun bu beyaz reformu? Mantıklı, makul buluyor musun? Yani şöyle görüyorum bir nebze. Beyaz reform adı altında tıpkı adına benzediği gibi beyaz önlüklü reform olabilir bu biraz daha. Çünkü beyaz reform kapsamında yapılan alımlara bakıyorsun. Atılan adımların hepsine baktığınızda mesela şu kadar doktor alacağız ve şu kadar doktoru sekreteryadan kurtarmak için 32 bin tıbbi sekreter alacağız. Yani daha çok doktorları nitelendiren bir şeymiş gibi duruyor şu an için. Ki zaten doktorların teşvik ücretleri artıyor. Diğer sağlıkçıların da tabii artış gösteriyor. Ama daha bir nebze hani böyle açık konuşmak gerekirse ülke içerisindeki doktorların yurt dışına gitmesini önlemek adına sağlıkta daha iyi bir iyileştirme yapmak için bunlar yapılıyor gibi göz önünde duruyor şu an için. Kesinlikle. Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Yani kendi görüşüm bir eczacı olarak, özellikle bir kamu eczacısı olarak. Yani bakanlığımız özellikle son 20 yılda gerçekten yani dünya standartlarına bir sağlık hizmeti çıkarttı. Gerek hastaneye, doktora, eczacıya, paramediğe ulaşım noktasında. Gerekse hastanelerin teknolojileri, fiziki altyapılar noktasında gerçekten dünyanın belli bir aşamasına geldik. Hekim sayısı, hekim branş sayısı olarak da gerçekten. Ve bu koronavirüs sürecinde çok şükür ki diyorum Fahrettin Koca gibi bir bakanımız var. Gerçekten olayın hani hem özel sektör tarafını bilen, hem kamu tarafını bilen, hem hekimlik tarafını çok çok iyi bilen bir insan olması açısından da çok çok kıymetli bir bakanımız var diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi yani biraz da aslında beni biraz şu ilgilendiriyor Melih. Diyeceksin ki yani burada sen Eleştirel bakacak nesin? olursak. Ha, yani neresi seni ilgilendiriyor? Beni şurası ilgilendiriyor. Sağlık profesyonelleri arasındaki sağlık barışını, çalışma barışını bozması aslında bizi biraz rahatsız ediyor. Yani burada elbette ki şimdi ben bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben 5 yıl fakülte okudum. Yani 5 yıllık fakülte okumamın karşılığını elbette ki ben alacağım. Yani ben bir ön lisans okumadım. Veya bir hekim 6 yıl fakülte okudu. Elbette ki bir lisans 4 yıllık okuyandan çok çok daha yukarıda olması gerekiyor. Ama bu işin bir prensip, bir nizam intizam ve bir sürece yayılarak devam etmesi lazım ki sağlık profesyoneller arasındaki çalışma barışını bozmasın. Yoksa yani biz de şunu fark, ben 5 yıl boyunca laboratuvarlarda geçti bizim 5 yılımız. Tabii ki şunu demek çok kolay. Ya 2 yıllık eczane hizmetleri okumuş birisi mi gelip benden daha çok maaş alacak veya benimle aynı maaş alacak demek çok kolay. Ötekileştirmek, düşman olmak, kızmak çok Tabii. kolay ama bir yandan da şöyle de bir gerçeklik de var. Kim ne kadar emek veriyorsa emeğinin karşılığını da almak istiyor. Yani bu yani özel sektörü eleştirirken çok rahat davranabiliyoruz. Yani ama kamuda da insan istiyor ki ya ben özellikle hani paramedikleri bilmiyorum. Bunu burada söyleyemem. Yanlış olur söylemem bilmediğim için ama ya ben hemşire arkadaşlara bakıyorum özellikle. Yani ciddi manada ortalama bir hekimden ciddi manada çok efor sarf ediyorlar. Ciddi manada bir emek mücadelesi veriyorlar, bir emek ortaya koyuyorlar. Ha bu demek değildir ki hekimlerden daha az değerlidirler veya daha çok değerlidirler değiller. Değildir. Bu anlama gelmez. Bir değer kıyaslaması yapmıyoruz. Ya da bir bilgi yarışması yapmıyoruz ama yani burada bu beyaz reformun sadece bunu şunun için söylüyorum. Genel itibariyle sanki
hekim haricindeki sağlık personelleri arasında bir kabul görmedi. Maalesef ki. Görmedim. Yani Maalesef. bir tabana elbette ki bir iyileştirme. Ben bir eczacı olarak net söyleyeyim. Yani benim maaşıma belki 3 bin lira bir iyileştirmesi var. Belki 4 bin lira. Çok şükür. Bin şükür. Evet. Ama genel anlamda da mesela şu da çok tartışılması gerekiyor. Yani bu atama sayılarının sürekli gündemde olması. Yani madem öyle üniversiteleri kapatalım. Yani sayısal anlamda azalalım. İşte bu, en azından bu mezun yığılması olayı biraz önüne geçilmesi gerekiyor. KPSS puanları noktasında mesela şu da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kamuya daha çok atanmalı diyoruz. Çok doğru söylüyorsun. Ama özel sektördeki paramedik çalıştırma cetvelleri, personel cetvelleri yeterli mi? Doğru mu? Çalıştırıyor mu gerçekten? Çalışma şartları nasıl? Yani özel sektördeki o denetim, nizam, intizam, prensip artarsa hem paramedikler ya biz illa devlet kapısına yığılalım diye düşünmeyecek. Özel sektördeki çalışma sistemine devam edecek. Evet. Ödül görev sistemi özel sektörde iyi işletilirse yani bu da ha diyeceksin ki ya abi bu tek bunu biz mi düşünüyoruz? Elbette ki bütün bakanlık bunu düşünüyordur ama tabii ki biz de tabandayız biz. Taban olarak yukarıya bir dilek, şikayet, istek, eleştiri, fikir ve düşüncelerimizi iletmemiz gerekiyor bence. Yani şöyle dediğin gibi belli bir kısıtlamalar içerisinde hani mesela bir özel hastanenin ömrünü sağlayabilmesi için genelde yoğun bakımlar ona nasıl desem maddi kaynak oluyor diğerlerinden ziyade. En azından yoğun bakım ve acil personellerinin belli bir saatte çalıştırabilmesi ve belli bir saat hani bunun belli bir insani rakamlar içerisinde olması lazım. Mesela hani kamuda nasıl 5 gün çalışıyorsun 8'den 17'ye kadar hatta 8.30-17.30'da olabiliyor bazı yerlerde. Ama özel hastanede çalıştığında yine 8-5 çalışıyorsun veya akşam 5 geliyorsun sabah 8'de çıkıyorsun. Hani bu tarz hani belli bir saat kısıtlaması olması lazım. Ve bu saat karşılığı asgari ücret olması lazım. Hani şunu yapamamalı mesela benim çalıştığım düzendeki gibi. 6 gün işe gel, evet bir gün dinlen. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Daha nitelikli verilerle aslında çalışmak lazım diyorsun. Hem mesai saati, görev tanımları, maaşı, yani mesainin başına, saat başına aldığın ücret, yaptığın görev, o görevi yapmayan, mesela şunu da ben çok bilmiyoruz biz aslında. Mesela şunu da tartışmak gerekiyor. Yavaş yavaş yayının sonuna gelirken, Evet. özel sektörde çalışmış olduğun ekipmanların yeterliliği, güncelliği, teknolojisi. Yani niye bu senin sonuçta çalışma konforunu etkileyecek bir şey? Özellikle 24 saat boyunca aktif olarak çalışan ve o aletleri sürekli kullanan birisi olarak bu çok çok kıymetli. Önemli bir şey yani. Şöyle insan tabii ki de o da çok önemli de hani bazı çalıştığım yerlere bakacak olursam eskiden çalıştığım özel hastanelere hani mesela yetişkine bile hadi çocuğu tamam kabul edilebilir düzeyde ama yetişkine bile işte bir ampulün işte 1 bölü 3'ünü kırıp ver gibisinden talimatnameler yazılabiliyor bazı özel hastanelerde. Yani hani tabii ki de daha devlet kapsamına baktığımızda daha özel hastaneler daha bir geride kalmış olacaktır. Oluyordur da büyük ihtimalle. Ama şunu söyleyelim hani çok da hani kullanılabilir düzeyde olmayanlar da var. Hani daha etkin çalışma oluşturmak için tabii ki de bu araç gereçlerin daha yeni olması daha mantıklı hani da mantıklı bir karar olur. Ama özel hastanelerde de hani bütçe genelde nasılsa ona göre gidiliyor. Mesela yani senin bölümüne yakın olduğu için söyleyeyim bunu. Çalıştığım bir hastanede işte atıyorum bir dikloronla muskoril karıştırılıp yapılacaksa işte %50'sini diklorondan %50'sini muskorilden ver. O şekilde sağla, o şekilde yap falan. Yani bu tarz oluyor. Yani genelde çok etkin bir hani araç gereç ve ilaç konusunda çok geride kalmış oluyorlar. Hani Çok burada da doğru. bir ilaç anlamında en azından bakanlığın bir geri dönüşü ya da hani şey anlamında araç gereç anlamında bir destek sağlaması ve bu destek karşılığında personellerinin en azından belli bir saat çalışma diliminde olması mantıklı kalabilir ve hani bunun şeyden yana değil de hani kamuya illa gitmek yanında değil de hani özel hastanede de daha bir gözleri parlayarak insanlar yaklaşır. Çok kesinlikle doğru söylüyorsun. Biz bu özellikle son 15 dakika sonra bu yayını izleyenler diyecek ki bunlar kesin özel sermaye düşmanı. O kadar çok devletçi. Yok, özel sermaye düşman değiliz ama burada gerçekten 25 yaşında arkadaşların, mesleğine yeni başlayan insanların yani hayalleri var, hedefleri var.
Çok büyük mücadele ediyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Bu insanların emeklerinin karşılıklarını almaları çok çok önemli. Ki ülkemizin sağlık sistemine, halk sağlığına canlarıyla, başlarıyla, dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele edebilsinler. Onlara iyileştirmek adına emek verebilsinler. Nitekim hani kimse mutlu olmadığı bir yerde %100 bir performansla çalışamaz. Herkesin ayakları geriye geriye giderse o halk sağlığından da bir fayda gelmez. O çalışma personelinden de fayda gelmez. Ki insanlar biraz da hayat tecrübeler üzerine aslında. Yani mesleğimiz açısından da bunu söylüyorum. Eğer mesleğe iyi tecrübelerle başlarsak, güzel tecrübelerle başlarsak mesleğimizi seviyoruz. Ki biz sağlıkçı olduğumuz için de birinci derecede direkt insan hayatına dokunuyoruz. Yani yaşamın kendisine dokunuyoruz aslında. Yani yaşamın sosyal anlamına veya Haklı. ekonomik anlamına değil, yaşamın kendisine, hayata, insan hayatına dokunuyoruz. Bu açıdan aslında ver yansınımız, tüm bu eleştirilerimiz, düşüncelerimiz, yani genç sağlık personellerinin veya orta, yani yaş olarak söylemiyorum sadece bunu. Hayalleri ve hedefleri olan sağlık personellerinin, mesleklerini seven ve ülkelerine gerçekten bir şeyler katabilecek insanların bu mesleğe kazandırılabilmeleri ve gerçekten bilgilerini, tecrübelerini, enerjilerini, hayallerini, ideallerini buraya verebilmeleri ki ülkemizdeki halk sağlığı gelişsin, hasta insan sayısı azalsın, insanlar hastaneye gidince hasta olup değil de şifa bulup çıksın diye düşünüyoruz. Aslında tüm bu ver yansınımız bunlar. Melih, aslında abi soruların daha yarısını sorabildim. Devamında sormuyorum. Yaklaşık bir saat oldu artık yayını da. İkinci bölümü de hemen bundan sonra yarın lütfen bir oturalım, bir konuşalım, bir mesajlaşalım. Ne zaman Ne zaman isterseniz iletişimde yaparız diye. bulunurum. İkinci bölümü, üçüncü bölümü. Özellikle şunu çok istiyorum. Yani bu sizin de böyle bir hani bir sendika gibi çalışıyorsunuz. Bir sağlık birliği ve meslek birliği de Evet. açısından da. Hani buradan da sizde burada yani biraz teknik ve teorik konular konuştuk ama böyle sahayı da daha çok mesleğin siyasi yönünü, mesleğin ekonomi yönünü, tedrisat yönünü de konuşalım istiyorum size diğer yayınlarda. Ben katıldığın için çok çok teşekkür ederim Melih. Bizi Biz de kırmayıp davetin için çok teşekkür ederiz. bir saat bir vakit ayırdın. Yine bu videoyu inşallah bu yayından sonra editleyeceğim, kanala yükleyeceğim. Arkadaşlar, videoyu izleyen arkadaşlar soru, görüş, eleştiri ve fikirlerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Veli'ye ben ileteceğim sorularınızı. Onlar cevaplayacaktır zaten. Videonun linkini de onlarla da paylaşacağım. Biliyorsak cevaplarız. Bilmiyorsak bir bilene, meslek büyüğümüze sorarız. Kendisinden bilgi alırız. Ayrıca bir isteğimiz de lütfen videoları paylaşmayı, yorum yapmayı, eleştirmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu çalışmaların tamamını gönüllülük esaslı genç sağlıkçılar olarak yapıyoruz biz. İnşallah çok daha iyilerini hep birlikte hayata geçiririz diye söylemek istiyorum. Melih, teşekkürün en büyüğü sana. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar dilerim.